Merhaba sevgili terazi burçları, yükseleni ve ay burcu terazi olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım? Umarım hayatınızda her şey yolunda. Umarım her şey güzel olur. Güzel niyetlerimizle, güzel enerjimizle bugün terazi ve yükselen terazi burçlarına özel 15-31 Mayıs videosu çekeceğiz. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını versin inşallah. Güzel enerjimizle, güzel dileklerimizle öncelikle enerji kartımı çıkarak direkt başlamak istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden. Bu arada bu akşam 22.30'da YouTube canlı yayın soru cevap çok istediniz. Çok yorumlarda özelden çok yazdınız. YouTube canlı yayında 22.30'da soru cevap yapacağım. Herkes davetlidir. Evet. Şu kartlarımı kenara bırakıp seçelim. Kartlarımızı terazi burcunu neler bekliyor? 15-31 Mayıs'ta bir bakımımızı güzelce yapalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olarak izlemenizi ve izledikten sonra videolarıma like atmayı ve beğen atmayı ve yorum atmayı lütfen unutmamanızı rica ediyorum. Emeğe saygı arkadaşlar. Sonuçta ben de bir emek sarf ediyorum. Emeğe saygıya davet ediyorum. Ücretsiz bir şekilde abone olarak izleyebilirsiniz canlarım. Onun dışında bu bir kolektif açılımdır. Terazi ve yükselen terazilere özel kolektif açılımdır. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin canlarım. Benden bireysel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar 0531 278 07 29 numaralı WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Yardımcım Derya size her türlü destekte yardımda bulunacak. Bakımlarımı görüntülü yapıyorum WhatsApp'tan, bilginiz olsun. Lütfen tercih eden kişiler arasın canlar. 2 4 6 8 9 10 11. Evet. Onun dışında ne var? İkinci kanalım da var biliyorsunuz. Hem kartlarımı açayım hem de biraz konuşalım. Nur Tarot 2. İkinci kanalımda canlı yayınları sık sık açacağım. Şimdi daha orada bir aboneler otursun. YouTube canlı yayın açma kıvamına gelse izin versin. Canlı yayınları orada sık sık açacağım size. Canlı yayında videolarda çekeceğim istekleriniz üzerine canlı canlı orası canlı yayın için açtım onu. Hepiniz davetlisiniz arkadaşlar. Nur Tarot 2 3 4 5 Evet. Ay canım teraziler. Niye böyle? Terazilerde sıkıntı var. Neden yana sıkıntı var? Duygusal hayatla, aşk hayatlarıyla ilgili sıkıntılı gösterdi. Hadi hayırlısı olsun bakalım. Ay ihanet kartı çıkardı. Kırgınlık var. Hayırlısı olsun. Dur bakalım. Bize sonucu lazım. Sonuç iyi olsun. Bakalım hangi enerjiyi çıkarmış? Şans, fırsat, popülerite, yıldızının parlaması, güç ve istikrar. Şanslı bir dönemdir. Yıldızının parlaması demek, yani kapına gelecek olan şanslardan bahsediyor. Sana sunulmuş olacak şansların geleceğini, fırsatlar. Fırsat nedir? Bu maddiyatla işle alakalı bir şeylerden bahsediyor ağırlıklı. Güç ve istikrar. Çok güzel. Kurt metaforunu çıkardı. Kanaat etmeyin, hırs sahibi, kıskanç olan ve hasetten gözü dönen, kendi kendini yiyip bitiren. Yani diyor ki kendi kendine çok fazla evham yaptığını, çok fazla düşündüğünü ve takıntı yaptığını gösteriyor. Evet, yani bunu yapmaman için uyarı veriyor. Yani çok takıntı yapıyorsun, çok kendini üzüyorsun. Tam da size uygun bir. Ben de yükselen terazi. Takıntılıyız, kabul ederim. Evhamlıyız, kaygı yaparız her şeyle ilgili. Bunu yapmaman gerektiğini gösteriyor. Yani böyle kaygılı, düşünceli ve ancak kendi kendine problem çıkartıyorsun. Belki de ufak tefek problemleri kendi gözünde büyütüyorsun. Bunu yapma diyor. Böyle bir enerjinin geleceğinden bahsediyor. Şimdi yorumlarımıza geçelim bakalım neler var. Karmaşık duygular, karmaşık işler,
Karışıklıklardan kurtarma, sanki herkese arkasına dönme, herkese karşı bir kızgınlık, bir kırgınlık olduğunu gösteriyor. Yalnız kalma dönemindir. Bu ayın 19'u, 29'u bunu gösteriyor. Bir gerginlik, bir can sıkıntısı yaşayabilirsin diyor. 19'u, 29'una dikkat etmen lazım. Saf değiştirme, yer değiştirme, sanki birilerine karşı kırgın ve kırılarak arkana dönüp gideceğini gösteriyor. Yani ben kimseden yardım istemiyorum. Herkesi yardımı kendisine yapsın. Benim sizin yardımınıza ihtiyacım yok gibi arkana dönmek gibi bir enerjiden bahsediyor. Ama gerçekten sana yapılmış olan haksızlığın üzerine arkana döneceğin bir enerjiden bahsediyor sevgili terazi. Hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Bir bakalım neymiş bu. Evet. Özellikle topraklar. Boğa Başak Oğlak, yükselen Boğa Başak Oğlak. İkizler Kova Terazi, yükselen İkizler Kova Terazi ile ağırlıklı bu kartlarla Oğlak Burcu da var burada. Oğlak toprağı söyledik zaten. Şimdi burada toprak ve Koç Aslan Yay, yükselen Koç Aslan Yay'da tamamen keskin olarak bitişler var. Arkana dönmeler var. Bu şimdi Koç Aslan Yay iki versiyon. Ateş yükseleni ateş olan birisi de olabilir. İşten de bahsedebilir. Çünkü iş ve kariyerden de bahsedebilir. Bir değişim yapacağını 19'u 29'una dikkat et dedim ya burada. Ondan bahsediyor. Şimdi ikinci versiyon. Toprak, Boğa Başak Oğlak, yükselen Boğa Başak Oğlak, İkizler Kova Terazi, yükselen İkizler Kova Terazi ile aranızda bir gerginlik yaşandığını gösteriyor. Beklentin var, o beklentini alamadığını, seni geriyor, üzüntü içerisinde haksızlığa uğradığını gösteriyor ve burada ikilemde kalma, sanki iki dünya arasından bahsediyor. Bu nedir biliyor musun? Kendine kızgınlığın var, karmaşık duygular içerisindesin. Ben mi yaptım, o mu yaptı sorguluyorsun kendi kendine. Ben neyi nerede yanlış yapıyorum? Bunca fedakarlık yapıyorum, bunca candan davranıyorum, içimden geldiği gibi davranıyorum. Neden istediğimin karşılığını veya duygularımın veya niyetimin karşılığını alamıyorum. Genel olarak bunu düşündüğünüzü gösteriyor ve tek başına düşünmelerden bahsediyor. Şimdi burada bu ayın 22'sini gösteriyor. 22'sinde bir yalnız kalarak düşünceler ve burada çok üzgünüm sevgili terazi ve yükselen terazi. Bu üst üste çıkan kart duygusal hayatında olabilir. Şimdi genel bakım yapıyoruz ya. Duygusal hayatında olabilir, aşk hayatında olabilir. Şimdi burada gösterdiği bana ihanetten bahsediyor. Kılıç üçlüsü her zaman ihanetin kartıdır. Bu ihanetin üzerine sıkışıp kaldığın bir yerin içerisini gösterir. Bak görüyor musun? Sıkışıp kalma. 16'sı, 16'sı, 26'sına lütfen dikkat et. Sevgili terazi ve yükselen terazi. 16 Mayıs, 26 Mayıs. Çok ciddi şekilde dikkat etmen gerekiyor. Bir kalp kırıklığı, bir şeyler duyabilirsin. İhanetle karşılaşmış olabilirsin. İhanet illa aşktan bahsetmiyorum. Güvendiğin kişiler, ailenden birine güvendin, iş yerinden birine güvendin ve bir olumsuz bir sıkıntı yaşayacağını gösteriyor. Ben söylüyorum size, ona göre davranın. Dikkatli olmanızda fayda var. Dediğim gibi 16'sı ve 26'sını gösteriyor burada kartlar. Ayın 16'sı ve 26'sı. Şimdi şöyle yine bir şey yapayım bunu. Bak düzensizlik beni bozuyor. İşte terazi mi ya bak yükselen terazi ya bende de takıntı var. Normal değilim ben de. Bu böyle duracak. İşte o öyle durduğu zaman ben huzursuz oluyorum. Ve bunu aşmaya çalışıyorum olmuyor yine. Ne yapayım? Evet. Ayın 20'si huzurlu. Ayın 20'si huzurlu. Bak toprak yükselen topraklarla ayın 20'si ve 30'u tam rakamlardan bahsediyor. 20'si 30'u tılsım onlusundan bahsediyor. Topraklarla aranızda bir yumuşama olabilir veya aksi halde ikinci versiyonu işte çok güzel bir olumlu bir şey yaşayacağını gösteriyor. Huzur, iş yerinde bir gerginlik yaşayabilirsin ayın 20'sine kadar olan sürede ama ayın 20'sinden sonra rahatlama, huzur, sakinleşeceğini gösteriyor ve aktif hareketli iş hayatına devam diyor bu dönemde. Şimdi şuna bakalım bu ne diyor? Beklentilerim var diyor. Evet.
bilinmeyen yollar. Sanki üstünde bir negatif enerji olduğunu gösteriyor. Ne yapacağını bilmiyorsun. Neyi nereye koysam olmuyor gibisinden üstünde bir ağırlık. Üstünde hani insan kendisi de hisseder zaten bunu. Bir negatif enerji olduğunu gösteriyor ve bu seni geri olarak gösteriyor. Canım teraziler, dikkatli ve adaletli teraziler, takıntılı teraziler. Kendinizi biraz ferah tutmanızda fayda var. Şimdi burada ayın 18'i 28'i arasındaki süre de olabilir. 18'i 28'i de olabilir. Bu negatiflik, bu olumsuzluk veya bu gerginlik olur ya, bu herkeste olan bir şeydir. Zaten bu ay biraz biliyorsunuz gergin geçecek bir aydır, 21'ine kadar olan sürede buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ama şimdi burada gösterdiği sabırlı olman gerekiyor. Motivasyon düşüklüğünden bahsediyor. Aldırma diyor. Ama bak peşinden çıkan ne biliyor musun? Asa kraliçesi ve tırmanış. Çok mükemmel bir enerji. Çok olağanüstü bir karttır. Bak ayın 27'sinden sonra hayatında değişiklikler olacağını, tutumlu kararlı adımlar atma, niyetine ulaşma. Bak tırmanma nedir? Dağın tepesinde durmuşsun diyor. Bütün enerjini toplayarak kafanda aklında ne düşündüysen artık kim ne düşündüyse oraya doğru bir tırmanma ve zirveye ulaşmadan bahsediyor sevgili terazi. Asa kraliçesi soğukkanlı, kızgınlıkla ve bu işi ben yaparım inadı ve egosuyla bak yaptım gibisinden bir enerjiyi gösteriyor. Bak ben istediğimi yaparım gibisinden. Bu güçlü bir karttır. Güzel iki kartın ikisi de çok güçlü bir karttır. Bunu ayın 27'sinden sonra gösteriyor. Bu ister duygusal hayatınız içinde olabilir. Genel hayatınız, iş hayatınızda olabilir. Çünkü enerjiye genel bakıyoruz. Bunu böyle algılayabilirsiniz. Tekrar ediyorum, 27 Mayıs'tan sonra hayatınızda güzellikler, başarı, zafere ulaşma ve istediğini elde etme diyor sevgili terazi burçları. Şimdi buraya bakalım. Maddi konularla ilgili Tılsım Şövalyesi olağanüstü bir karttır, enerji kartıdır. Bu bir yere para yatırdıysanız, faize yatırmış olabilirsiniz, borsaya yatırmış olabilirsiniz. Kesinlikle bir artış olacağını gösteriyor. Bu da ayın 20'sinden sonra gösteriyor. Para ile ilgili artışlar, para ile ilgili rahatlama, beklediğin parayı alma, herhangi bir beklentin olabilir parayla alakalı. Parayla ilgili değişim, güzellik ve fırsatlar, şanslar ayın 20'sinden sonra olağanüstü bir şans ve zaten mantıkla yaptığın bir şeyin üzerine para kraliçesini çıkardın. Pardon, tılsım şeyini, kartını. Şimdi burada para kartı, tılsım kartı aynı zaten. Asa altılısını gösteriyor. Şimdi burada diyor ki karışıklık var. Sanki bak çevrende çok insanlar var. Seni gözetleyen, seni hasetini çeken, seninle uğraşmak isteyen ama onların hepsinin farkında olduğunu ve gözlemlediğin bir şeylerden bahsediyor. Gözlemlediğin bir şeylerin üzerine hani derler ya ak koyun kara koyunun ortaya çıkacağı bu ayın 30'unu gösteriyor. Bu ayın 30'unda seninle kim uğraşıyor? Kimler sana zarar veriyor? Ne yapmaya çalışıyorlar? Neler dönüyor arkandan? Bunun ortaya çıkacağı dönemdir 30-31'i. Ve bundan sonra bunun ortaya çıkacağından sonra artık kupa beşlisi diyor ki artık işi şey alacaksın, beklemeye alacaksın. Bu neyin beklemesidir? Özellikle duygusal hayatındaki karmaşıklıklar yapan insanlar veya senin enerjini aşağı çeken insanların ortaya çıkacağından sonra bir beklenmen gerekiyor diyor. Bekle diyor. Hiçbir şekilde hareket etmemenle ilgili bir beklenti bu. Anladınız mı? Bekle diyor yani. Hiçbir şekilde özellikle duygusal hayatınla ilgili hiçbir şekilde hareket etmemen gerektiğinin beklentisini veriyor bu. Aksi halde bir yıkım yaşayabilirsin. Yani karşı tarafa hiçbir şekilde iletişime geçme örnek. Karşı tarafa hani bu belli oldu ya bazı şeyler ondan sonra bu aşk da olabilir iş de olabilir. Saflar belli oldu. Kimin seninle uğraştığı belli oldu. Hemen saldırıya geçme diyor. Bak sabret diyor. Biraz bekle.
Bekle, bir o kafanda bir tart, ölç, ondan sonra hareket et. Aksi halde düşünmeden hareket edersen üzüntüyle oturursun diyor sevgili teraziler. Buna dikkat edelim ki biz sabırsız burçlarız. Ben özellikle işte bak buna dikkat etmemiz lazım. Ben de yükselen terazi. Şimdi tılsım kraliçesi. Ay gerçekten bak para ile ilgili çok olan bak burada da tılsım altısı. Para ile ilgili olağanüstü kartlar çıkartıyor. Ben size söyleyeyim bu dönem en şanslı parada sizsiniz sevgili teraziler. Ben size söyleyeyim ama satrançtan bahsediyorum, mantıkla hareket etmen gerekiyor diyor. Paranı çarçur etmemen, dikkatli olman, nereye yatırım yapıyorsun ona dikkat etmen gerekiyor. Parayla ilgili işlerinizi, para alışverişlerinizi, yatırımlarınızı ayın 20'sinden sonra bırakırsanız çok daha olağanüstü bir verim alırsın sevgili terazi. Bunu gösteriyor. Güzel mi? Güzel, vallahi çok güzel. Şimdi burada yine tılsım altı. Yeni iş başlangıçları yapabilirsin. İş görüşmeleri yapabilirsin. Yeni sözleşmeler yapabilirsin. Anlaşmadan bahsediyor. Bu herhangi bir anlaşma olabilir. Aşkla ilgili anlaşma. Sevdiğin kişiyle aranızın bozuksa anlaşabilirsiniz. İş görüşmelerinde anlaşabilirsin. Sözleşmeler yapabilirsin. Ve güzel geçecek bir 15 günden bahsediyor. Şimdi benim kafama takılan sadece dediğim gibi bak burada 16'sı 26'sına dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle kalp kırıklığı ve yıkım yaşayabilirsiniz. Bak buna dikkat edin lütfen sevgili teraziler. Şimdi bir kahvemize bakalım. Bakalım kahvemizde ne var? Üzerinizde bir ağırlık olduğunu orada da gösterdi. Bak burada da bir göz var. Ağırlık var, üzerinizde bir negatif enerji var. Sanki bu karma karışık, kafan o kadar dolu ki lütfen ya şuraya bakar mısın bir Allah aşkına? Ve karma karışık birbirinin içinde olan işlerle dolu. Yani sürekli beynini yoruyorsun. Şunu şöyle yapsam şöyle olur, bunu böyle yapsam böyle olur veya haksızlıklar neden yaptı? Yahu yaptı, yaptı, bırak. Haksızlık yapan kişinin haksızlığı zaten kendine. Bırak orada ne hali varsa görsün yapsın. Kendini bu kadar yıpratmaya hiç ve hiç gerek yok sevgili terazi. Yok. Tertemiz bir kapın var. Açık bir kapın var. Tertemiz. Pürüzsüz bir kapı. Şimdi bunu gösteriyor. Burada ne var? Burada diyor ki ağaç. Ağaç aileyi temsil eder, yuvayı temsil eder veya ilişkini temsil eder. İlişkinde ve yuvanda bir sorun, bir gerginlik, bir mesafe olduğunu gösteriyor. Bak, ilişkinizle alakalı ayın 29'u dikkatli olmanız lazım. Evliliklerinizde, evin içerisinde gerginlik yaşanabilir. 29'a çok dikkatli ve sabırlı olmanız gerekiyor. Karışık bir dönemden geçtiğinizi gösteriyor. Ama kesinlikle gücünüzü toplayacaksınız. Özellikle ayın 20'sinden sonra yavaş yavaş her şeyin açığa çıkacağı, rahatlayacağınız bir dönem. Tırmanış var, yükselişe doğru gidiyorsun. Sevgili terazi, sıkışıp kaldığın bir yer var. İsminde A harfi, F, T harfi. İsminde F, T, A harfi olan, isminde soy isminde. Burada Y harfi de var. Y'yi söyledim mi? Y de var. Özellikle ayın 25'ini gösterir. Bak isimlerinde ve soy isimlerinde bu harf olan kişiler ayın 25'i. Dikkatli olmanız lazım. Bir sıkışabilirsiniz. Yalnız kalabilirsiniz. Sanki her şeyin üzerinize geleceği bir dönemdir. Sabırlı olmanızda fayda var. Geçici bir dönemdir. 25'ine dikkat. Evet, seninle uğraşan kişilerin yıkım yaşayacağı dönemi ilahi adalet bekliyorsun. Diyorsun ki o kadar yana yana dua ediyorsun ki Rabbim ben ilahi adalet bekliyorum. Rabbim herkesin ilahi adaletini ne zaman vereceğini çok güzel biliyor kurban olduğum. Verecek, emin olabilirsin, rahat ol, kafanı bu kadar yormana gerek yok. Üzerinde biraz negatif enerji ve nazar gösteriyor. Bazı ayetleri suya okuyup içebilirsiniz, kurşun döktürebilirsiniz. Bundan bahsediyor. Üstünüzdeki bu negatifi atmanız gerekiyor. Adım adım yükseleceksiniz kesinlikle. Ama zaman lazım buna. Bu hemen olacak bir şey değil. Bir düşüş yaşamışsın. Yavaş yavaş kendini toparlayacaksın. Kendini toparlama süren 5 vakiti gösteriyor. Biz 15-31 bakıyorsak 25'i
yaşayabilirsin. 25'inden sonra diyor. Bak 25'i olumsuz isimlerindeki harfleri söyledim. 25'inden sonra diyor yavaş yavaş rahatlamaya ve durulmaya doğru gidiyorsun sevgili terazi. Şimdi bir şuraya da bir bakalım. Evet. Yalnız kalmalar var. Üzerinizdeki özellikle özel hayatınızla ilgili. Bak burada üçüncü kişiler falan var. Bir karışıklık olduğunu gösteriyor. İlişkine ve ailene müdahale eden üçüncü kişilerden bahsediyor. Dört kişinin burada bir tartışma yaptığını gösteriyor. Özellikle biri arkadan ona bir enerji, bir gaz veriyor. Tabiri caizse dolduruşa getiriyor onu. Sizin üzerinize gelmesinin sebebi onun dolduruşa getiren birisinin olduğunu gösteriyor. Ama geçici bir dönemdir. Ayın sonuna doğru özellikle bak ayın 29'u, 30'u, 31'i bu 3 gün içerisinde duygusal hayatınızla ilgili beklentinizi alacağınızı ve rahatlayacağınızı gösteriyor. Biraz sabırlı davranın. Kesinlikle. Bak nazar ve negatif enerji için dediğim gibi suya bazı ayetleri okuyup içebilirsiniz. Kurşun döktürmenizde fayda var benden söylemesi. Sizi çok seviyorum sevgili teraziler. Tabii ki Rabbim her şeyin hayırlısını ve güzelini nasip etsin inşallah. Mesajlarınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.